Merhaba arkadaşlar. 5. ünite 34. ders uzunluk ölçme. Uzunluk ölçmede temel birimimiz arkadaşlar metre ve santimetredir. Ama daha ziyade biz metre üzerinden çalışacağız. Şimdi metre üzerinden de arkadaşlar üst katları dakametre, hektometre, kilometre, az katları da desimetre, santimetre, milimetre şeklinde tarif edeceğiz. Hemen geçelim. Şimdi metreden daha küçük olan uzunluklar arkadaşlar, biz desimetre, santimetre, milimetre olduğunu söyledik. Burada 1 metre 10 desimetre, 10 desimetre arkadaşlar 100 santimetre, o da 1000 milimetreye tekabül eder. Metre üzerinden geçişleri bu şekilde yapacağız. Metreden daha büyük uzunluklarda arkadaşlar, dakametre, hektometre ve kilometre şeklinde tarif edilir. 1 metre 0,1 dakametre, 0,01 hektometre, 0,001 kilometre şeklinde tarif edeceğiz. Şimdi o sıralamayı tekrar yazarsak, kilometre, hektometre, dakametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Arkadaşlar buradan her bir basamak aşağıya indiğimizde 10 ile çarpacağız. Her bir basamak yukarı çıktığımızda tekrardan 10'a böleceğiz. Aşağı inerken 10 ile çarpıyoruz, yukarı çıkarken 10'a bölüyoruz. Diyelim, geçelim. Uzunlukları tahmin etme. Uzunluklarını bildiğimiz nesneleri kullanarak bilmediğimiz uzunlukları tahmin edebiliriz. Aşağıda verilen nesnelerin uzunluklarını tahmin edelim diyor. Bir arkadaşlar futbol sahasının uzunluğunu metre ile ifade edeceğiz. Takrib olarak 200 metre olduğunu söyleyebiliriz. Bir sandalyenin yüksekliği arkadaşlar maksimum 1 metre olduğunu söyleyebiliriz. Bir silginin arkadaşlar uzunluğunun kaç? 5 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'la Rize arası uzaklığın arkadaşlar takribi 700-800 kilometre olduğunu söyleyebiliriz. Bir kalemin yüksekliğinin 15 santimetre olduğunu, bir kupanın yüksekliğinin 10 santimetre olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Tahminlerde gördüğünüz gibi bunları kullanıyoruz. Aşağıda verilmiş nesnelerin gerçek uzunluklarını tahmin edin. Bir bayrak direği 8 santimetre olsa bir parmak kadar olur. 8 metre olsa arkadaşlar bir insan boyunun 5-6 katı, 7 katı, 8 katı şeklinde düşünebiliriz. Ama 8 kilometre çok çok daha uzun olduğu için metre olarak geleceğiz. Bir merdiven var elimizde 2 santimetre çok çok kısa. 2 desimetre yine çok kısa arkadaşlar ama 2 metre ne olacaktır? Evde sağa sola ulaşmak için kullandığımız bir uzunluk. Bir binanın yüksekliği 3 metre yani yaklaşık 2 insan boyu şeklinde düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Çok çok daha yüksek bir bina. 15 metre olabilir ama 1 kilometre kadar da fazla olmayacağını biliyoruz diyelim. Uzunluk ölçülerinde dönüşümler. Şimdi 3 metre yüksekliğindeki duvarın boyunu santimetre ve milimetre cinsinden yazalım. Yazıyoruz. Metre. Desimetre, santimetre, milimetre diyelim. 3 metreyi biz santimetreye çevirmek istersek 2 kere 10 ile yani 100 ile çarpacağız. 3 ile 100'ün çarpımı ne olacaktır? 300 santimetre. Milimetreye çevirmek istersek 1, 2, 3, 3 kere 10 ile yani arkadaşlar 1000 ile çarpacağız. Oradan da ne gelecek? 3000 milimetredir diyebiliriz. Geçelim. Aşağıda verilen birimleri istenilen birim cinsinden yazalım diyor. Hemen şunu yazmamız lazım. Kilometre, hektometre, dakametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre diyelim. Arkasından kilometreyi metreye çevirmek istiyorsak 1, 2, 3, 1000 ile çarpacağız. 2 ile 1000'i çarparsak arkadaşlar ne olacak? 2000 metre. Metreyi kilometreye çevirmek istiyorsak 1, 2, 3, 3 kere arka arkaya 10'a böleceğiz. Yani 1000'e böleceğiz. 3 0 götürdüğümüzde arkadaşlar 70 kilometre olduğunu söyleyebiliriz. 280 milimetre, milimetreyi santimetreye çevirmek için bir kere 10'u böleceğiz. Yani 28 santimetre diyebiliriz. 400 santimetreyi metreye çevireceğiz. Santimetreden metreye geçerken 2 kere 10'a yani 100'e böleceğiz. O da 4 metredir diyebiliriz. 73 santimetreyi milimetreye çevirmemiz isteniyor. Santimetreden milimetreye geçerken aşağı olduğu için 10 ile çarpıyoruz. 730 milimetre diyelim. 8 metreyi milimetreye çevirmemiz gerekirse metreden milimetreye 1, 2, 3, 3 kere 10 ile 1000 ile çarpacağız. Oradan da ne gelir arkadaşlar? 8000 milimetre olduğunu ifade edebiliriz. Geçelim. Aşağıda verilen birimleri istenilen birim cinsinden yazalım diyor. Burada ondalıklı ifadeler giriyor arkadaşlar işin içine. Yine yazıyoruz. Kilometre, hektometre, dakametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre diyelim arkadaşlar. Kilometreden metreye geçmek için 1, 2, 3, hemen 12
1200 metre diyeceğiz. Metreden milimetreye geçmek için arkadaşlar 1, 2, 3 yine 1 ile çarpacağız. Yani virgülü bir tane kaydırdık, bir tane daha kaydırdık. Sonrasında bir de sıfır attık, 230 milimetre. 0,6 metre kaç santimetredir diyor. 1, 2 kere geçiş yapacağız. Yani 60 santimetre. 6450 santimetre kaç diyor metredir? 1, 2. Hemen 6450'yi aldık. 1, 2 tane kaydırınca arkadaşlar 64,5 metre olacak. 700 metre kaç kilometredir diyor. Şimdi metreden kilometreye geçerken 3 adım atıyoruz. Yani 700'ü yazıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Yani ne oldu arkadaşlar bizim için? 0,7 kilometre oldu diyeceğiz. 0,008'i hemen yazalım. Metreye çevirmemiz lazım. 1, 2, 3. 3 tane sağa kayıyoruz. 1, 2, 3. Bu da ne olacak bizim için? 8 metredir diyebiliriz. Geçelim. Burada da arkadaşlar uçağın yerden yüksekliğini kilometre cinsinden yazalım diyor. 10.400 metre. Metreden kilometreye geçerken arkadaşlar 3 adım atıyoruz. Yani 3 kere 10'a bölmemiz lazım. Yazıyoruz. 10.400'ü bir kere böldük. Bir daha 3 tane kaydırınca arkadaşlar 10,4 kilometreye eşit olacakmış. 10.400 metre diyelim. Geçelim. Uzun atlamada dünya rekoru 8 metre 95 santimetredir diyor. Bu mesafeyi santimetre cinsinden yazalım. Şunu yazıyoruz önce. 8 metre 95 santimetre. 8 metre bildiğiniz gibi arkadaşlar 800 santimetredir. Artı 95 santimetre de buradan alacağız. 895 santimetre olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Geçelim. 8 kilometre artı 2300 metre işleminin sonucunun kilometre cinsinden bulalım diyor. 8 kilometre zaten elimizin altında. Artı 2300 metreyi arkadaşlar kilometreye çevireceğiz. 1000'e bölmemiz gerekiyor. 1000'e böldüğümüzde 1, 2, 3 tane kaydırıyoruz hemen. Ne gelecek? 2,3 geliyor karşımıza. 8 kilometre artı 2,3 kilometre dersek karşımıza 10,3 kilometre geldiğini toplam uzunluğun söyleyebiliriz. Geçelim arkadaşlar. Uzunluk ölçme problemleri. Enes'in boyu 1,74 metre. Bir tam %74. Seda'nın boyu Enes'in boyundan 180 milimetre daha kısa. Santimetre olarak Seda'nın boyunu bulalım diyor. 1,74 metre. Ne yapacağız arkadaşlar? 100 ile çarpacağız ki santimetreye geçebilelim. 100 ile çarptığımızda 174 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Bu kimdi arkadaşlar? Bu Enes. Hemen geliyoruz. Seda'nın boyu Enes'in boyundan 180 milimetre. 180 milimetreden santimetreye geçerken arkadaşlar 10'a bölüyoruz. Karşımızda 18 santimetre gelecek. 174'ten 18'i çıkartırsak 156 santimetre buluruz. Kimin arkadaşlar? Seda'nın boyunu diyelim. Geçelim. Bir koşuya katılan Serhat 3 kilometrelik yolun 1200 metresini koşmuş. Ne kadar daha koşması gerekir diyor. 3 kilometre arkadaşlar bizim için ne olacak? 3000 metre olacak. 1200 metresi koşulduğuna göre parkuru tamamlamak için arkadaşlar 1800 metre daha yolu kaldığını söyleyebiliriz. Geçelim. 50 metrelik kumaşın önce 1700 santimetrelik parçası, arkasından 9000 milimetrelik parçası satılıyor. 1700 santimetre arkadaşlar. Santimetreyi metreye çevirmek istiyorsak 100'e böleceğiz. 1700 bölü 100 dersek 17 metrelik kısmı arkadaşlar önce satılmış. Sonra 9000 milimetrelik kısmı satılmış. 9000 milimetre, milimetreyi metreye çevirmek istiyorsak 1000'e böleceğiz. Buradan da arkadaşlar 9 metrede daha sonra satılmış. 17, 9 daha toplarsak 26 metrelik kısmı satılmış. Neyin? 50 metrelik kumaşın. 50'den 26'yı çıkartacak olursak geriye 24 metrelik kısım kaldı diyebiliriz. Geçelim. 45 santimetre uzunluğundaki bir fidan dikildikten sonra her ay 15 santimetre uzuyor. 2 yıl sonra her ay 15 santimetre uzuyorsa 2 yıl bizim için 24 ay. 45 santimetre zaten var. Arkasından da 24 çarpı 15 diyelim. 24 ayda 15'ler ne kadar uzayacak diye. 45 artı önce parantez işlemini yaparsak arkadaşlar 360 geliyor buradan. Toplarsak 405 santimetre. Bunu da metreye çevirmek istersek arkadaşlar 4,05 metre olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Geçelim.
Şimdi Ahmet Bey bahçesindeki ev için tahta ve ip kullanarak merdiven yapacaktır diyor. Merdiven için gerekli malzemelerin miktarları ve fiyatları tabloda verilmiş. Bu malzemelere ne kadar para öder diye soruyor. 0,5 metresi 8 TL'ymiş tahtanın. Tahtanın 0,5 metresi 8 TL ise arkadaşlar 1 metresi 16 TL olur. 6 metre gideceği için 6 metre içinde 6 ile çarparsak 96 TL tahtaya verecek diyelim arkadaşlar. İp içinde verilenlere bakacak olursak 60 santimetresi 1 TL'ymiş arkadaşlar. 1 TL. 10 ile çarparsak 600 santimetresi. Yani 6 metresi 10 ile çarptığımız için 10 TL. 600, 6 metresi 10 TL ise 18 metresi arkadaşlar. 18 metresi. 3 ile çarptığımızda 30 TL'de arkadaşlar ip için ödedik. 96 buraya, 30 buraya. İkisini toplayacak olursak 96 ile 30 topladığımızda 126 TL toplam ip ve tahta için ödenen para olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar kolay gelsin, başarılar.